Death veya ölümcül pençeler savaşlarda insanların yerini alması için ABD ordusu tarafından geliştirilen yaratıklardır. Jackson bu keremonu ve birkaç çeşit hayvan üzerinde genetik değişiklikler yapılarak ve F virüsü kullanılarak üretilmiştir. Radyasyona dayanıklı olarak geliştirildikleri için büyük savaş günü hayatta kaldılar ve bulundukları bölgelerden kaçarak ABD üzerinde yayılmaya başladılar. Çorak topraklılar bir dönem aynı uzaylılar gibi ölümcül pençeleri de bir efsane olarak biliyordu. Lakin hızlıca yayılmaları ve gördükleri insanları avlamaları onların gerçekliğini kanıtladı. 2235 yılında Enclave düşmanlarına karşı kullanmak için akıllı ölümcül pençeler geliştirmeye başladı. Barına Konuş'ta geliştirilen akıllı ölümcül pençeler bir süre sonra Enclave'i Barına Konuş'tan kovdu. Bu onları daha akıllı yaptı. İnsan olmamalarına rağmen kendi kültürlerini geliştirdiler fakat Anklev'i bilim adamlarından Dr. Scriber onların acilen imha edilmesini söylediğinde tamamen yok edildiler. Enclave ise akıllı ölümcül pençeler yerine evcil ölümcül pençeler yaratmaya başladı. Ölümcül pençeler 3 yetişkin insan boyutunda, pençeleri yetişkin bir insan kolu uzunluğunda olan Etobur, iki ayaklı sürüngen türleridir. İki ayaklı olmalarının sebebi etrafı daha iyi görmeleri ve hedefleri daha kolay tespit edebilmeleri içindir. İki ayaklı olmaları ön ayaklarını serbest bırakmış, onları inanılmaz güçlü silahlar haline getirmiştir. Dört ayaklı olmamaları onları daha yavaş yapmaz. Aksine inanılmaz derecede hızlıdırlar. Omurdanarak ve beden dilini kullanarak birbirleriyle iletişim kurabilseler de diğerlerine kıyasla daha zeki olanları papağan gibi insan seslerini tekrar edebilir. Derileri ise inanılmaz derecede sağlamdır. Bir ölümcül pençeyi öldürmek için yüzlerce mermi harcamanız gerekebilir. Ölümcül pençeler büyük ölçüde kölleşmiştir. Bu da onların diğer duygularının kuvvetlenmesini sağlamıştır. Zor rakip olsalar dahi dinamit, işaret fişeği veya daha yüksek sesli herhangi bir silahtan korkabilirler. Kör olmayanlar ise parlak ışıktan korkabilir. Ölümcül pençeler grup halinde yaşarlar. Gruptaki alfa erkek ve dişi tarafından yönetilirler. Grubun kalanları ise alfa ölümcül pençeler ile birlikte göç eder ve gezer. Tek başlarına dahi inanılmaz güçlü olan bu yaratıklar grup halinde yaşayınca resmen ölüm makinesine dönüşürler. Fakat gruptaki alfa erkek ve alfa dişi ölümcül pençeler öldürülünce tüm bir grup dağılacaktır. Ölümcül pençeler yumurtlayan bir türdür. Yumurtalarının yakınındayken çok daha tehlikeli olurlar. Bu yumurtalar oldukça uzun raf ömrüne sahip dayanıklı yumurtalardır. Yumurtalar taşa benzer ve inanılmaz derecede ağırdır. Genellikle kayalık ve güvenli bölgelerde bulunurlar. Çorak topraklardaki birkaç şefin birliği son derece besleyici ve lezzetli bir omlet yapmak için de kullanılırlar. Ölümcül pençeler boynuzları inanılmaz küçük bir şekilde doğar. Erkek ölümcül pençelerin boynuzları ileri doğru büyür ve çok büyüktür. Dişilerin boynuzları ise geriye doğru büyür ve kısadır. Bebek ölümcül pençeler ise kahverengidir. Yetişkinlikte koyu kahverengi olurlar. Yaşlandıkça bu renk kahverengi kalabilir fakat siyah, mavi veya yeşile de dönüşebilir. Ölümcül pençeler insanlara saldırma taraftarı değildir. Fakat insanların yayılması ve yerleşkelerin ölümcül pençelerin yaşam alanlarına yaklaşması iki türünde birbirleriyle savaşmalarına sebep olur. İnsanlar ne kadar iyi donatılmış olsa bile ölümcül pençeler her zaman tehlikelidir. Çelik kardeşlik devriyeleri bile bir ölümcül pençenin yuvasına girildiğinde ciddi kayıplar vereceklerini bilirler. Enkilev ölümcül pençelerin iç güdülerini ve vahşiliklerini kullanmaya çalıştı. Onları ucuz, harcanabilir askeri bilimlere çevirme planları vardı. 2235 yılında zeka geliştiren bir fev virüsü varyantı ölümcül pençeler üzerinde kullanıldı. Deneye sonucu ise insanlar gibi düşünebilen bir grup ölümcül pençeydi. Enkilev virüsü geliştirdi onların isteği sorgusuz bir şekilde emirleri yerine getiren canlı dardı. Bu özelliklere sahip bir grup canlı üretilmiş fakat Fallout 2'deki karakterimiz tarafından yok edilmişlerdi. Deneyler Enclave Raven Rock'ta tekrar toplandıktan sonra bile devam etti. Artık ölümcül pençelere cihazlar takıyor ve Enclave askerlerinin bu canlılara komut verebilmesi sağlanıyordu. İnsanların müdahalesi olsa da olmasa da ölümcül pençeler çorak topraklarda son sürat yayılmaya devam eden oldukça tehlikeli canlılardır. Eğer bu tarz içerikleri yararlı buluyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Aynı zamanda Türk Falot topluluğunu bir arada görmek istiyorsanız Falot Türkiye isimli Discord sunucumuza hepiniz davetlisiniz.